Duha suresi 29. ayetti. Gökler ve yer onların ardından ağlamadı diyor Kur'an. Firavun'un helakini anlattıktan sonra. Bu ifadeyi ne başka bir birey helak edilmiş birey ne de başka helak edilmiş bir toplum için kullanıyor. Peki neden? Yani bunun anlamını nasıl anlayabiliriz? Neden sadece bunun için kullanıyor? Biz Mısır hiyerogliflerini 19. yüzyılda Rosetta taşı bulunana kadar resim zannediyorduk. Onun bir yazı ifade ettiğini bilmiyorduk. Fakat daha sonra yazı olduğu anlaşıldı 19. yüzyılda. Ve biz burada Firavun'a ağıt metninde şöyle bir ifade görüyoruz. Diyarlar senin için yas tutar. Sen sıhhatle uyanan olduğun için, tanrılardan daha büyük olduğun için gökler ve yer senin için ağlar. Yani Firavun için tanrılardan daha büyük olduğun için gökler ve yer senin için ağlar. Kur'an yazı olduğu bilinmeyen, resim zannedilen o metne direkt atıfla gökler ve yer onların ardından ağlamadı diye cevap veriyor. Bu Kur'an çok parlak bir mucizesidir. Ve biz bunu Peygamberliğin İspatı isimli kitabımızın 469. sayfasında genişçe, etraflıca anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur.